Çevrenizde COVID-19 enfeksiyonu geçirirken ciddi solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede yüksek doz steroid yani kortizon verilmiş tanıdıklarınız vardır. Bu bireylerde 6 ay veya 1 yıl sonra kalça ağrıları olursa kalça osteonekrozundan şüphelenmek gerekir. Korona salgını sonrası bu şekilde hastalar görmeye başladık ve yakın dönemde de buna benzer hastaları daha çok göreceğiz. Bu felaket tellallığı nereden çıktı diye soruyor olabilirsiniz. Videoyu seyretmeye devam ederseniz hak vereceksiniz. COVID-19 sürecinin başımıza ne büyük problem olabileceğini öngörebilmek için geçmişe bir bakmamız lazım. 16 Kasım 2002'de Çin'in Hong Kong sınırındaki Guangdong eyaletinde şiddetli akut solunum sendromu yani SARS salgını başladı. Bu ilk salgın önce çiftçiler, pazar satıcıları ve lokanta şefleri gibi gıda endüstrisindeki insanları etkiledi. Daha sonra da sağlık çalışanlarına sıçradı. Çin Halk Cumhuriyeti 10 Şubat 2003'te Dünya Sağlık Örgütü'nü bu salgın hakkında bilgilendirerek 105'i sağlık çalışanı olmak üzere 305 vaka ve 5 ölüm bildirdi. Sonrasında Guangdong'daki salgının 2003 yılının Şubat ayı ortalarında zirve yaptığı açıklandı. Sonradan enfeksiyon vakası 806 ve ölüm 34 olarak değiştirildi. Salgının başlarında Çin Halk Cumhuriyeti, Çin basınının SARS hakkında haber yapmasını yasakladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmeyi erteledi ve başlangıçta hastaların ortaya çıktığına inanılan Guangdong eyaleti dışındaki Çinlilere bilgi vermedi. Ayrıca Pekin'e seyahat eden bir Dünya Sağlık Örgütü ekibinin birkaç hafta boyunca Guangdong eyaletini ziyaret etmesine de izin verilmedi. Günümüz Covid salgını ile benzerliklerini fark etmişsinizdir. Çin'den çıkması, dağılması, ülkelerin saklamaya çalışması vesaire vesaire. O günlerde SARS salgını bu kadar geniş bir yayılım yapmamıştı. Doğrusu ülkemizde de büyük kesim tarafından çok fazla ciddiye alınmadı. Dürüst olmam gerekirse Ocak 2020'de ilk Covid-19 salgını duyduğumda ben de SARS benzeri bir salgın olup bahar aylarında yayılımın duracağını düşünmüştüm. Bugün anlatacaklarım 2003 SARS salgınında uygulanan tedavi yöntemlerinin ve sonuçlarının bugünkü tedavilerle benzerliğinde. İşin kötü yanı Covid-19 salgınının yayılımını düşündüğümüzde sonuçlarının da daha büyük olacağını yorumlamak abartı olmaz. 2014 yılında yani SARS salgınından 11 yıl sonra dünyanın en saygın ortopedi dergisi olarak kabul edilen Bone & Joint Surgery'de Çin'den gönderilen bir makale yayınlandı. Bu makaleyi yazan bilim insanları Jiangsu'daki hastanelerinde 2003 Mart ve Temmuz ayları arasında yani salgının zirvede olduğu dönemde toplam 539 hastaya şiddetli solunum zorluğu nedeniyle kısa süreli yüksek doz kortizon uygulandığını tespit etmişler. Bu hastaların yaş ortalaması 33. Hastaların 129'u yani %24'ü erkek ve 410'u yani %76'sı kadın. Anlaşılan kadınlar SARS'a bağlı solunum zorluğunu daha fazla yaşamışlar ki steroid ihtiyaçları da daha fazla olmuş. Daha sonra bu hastalar röntgen, MR ve bilgisayarlı tomografi ile kalçanın osteonekrozu gelişip gelişmeyeceği açısından takip edilmiş. Burada hikayenin devamını anlatmadan önce osteonekroz ne demek ve neden bu hastalar osteonekroz açısından takip edilmiş anlatmak istiyorum. Osteonekroz kemik ölümü demek. Bu hastalık aynı zamanda kemiğin iskemik nekrozu veya kemiğin avasküler nekrozu olarak da adlandırılır. Daha iyi anlayabilmeniz için şöyle anlatayım. Kemik canlı bir dokudur ve her gün yenilenir. Kalpten çıkan kanın yaklaşık %10'u kemiklere giderek kemiğin canlılığını ve yenilenme sürecini destekler. Her gün zedelenmiş kemik yok edilirken yerine canlı güçlü bir kemik yapılır. Vücudumuzdaki kemiklerin büyük çoğunluğunun birden fazla damardan kanlanması vardır. Yani uzun kemiklerin bir yandan kanal içinden kemikliğinden kanlanması varken öte yandan da kemiğin zarından giren kan damarlarından kanlanırlar. Femur başının kanlanması ise farklıdır. Femur başının üzeri kıkırdakla kaplı olduğundan buradan bir kan damarı giremez. Femur boynundan gelen damarların beslediği kadarına mahkumdur. Bu damardaki herhangi bir problem femur başının kanlanmasını bozar. Yani çıkmaz sokak gibi. Ana giriş kapanırsa sokağa giriş çıkış tamamen durur. Özellikle de femur başının üst kısmını besleyen damar tıkanırsa kanlanamayan kemik bölgesi ölü bir kemik haline gelir. 6 ay 1 yıl gibi uzun bir süre yük taşımaya devam edebilir. Bu bölge kanlanıp yenilenemediği için bir süre sonra canlı kemik ile ölü kemik birbirinden ayrılmaya başlar. Sınır bölgesinde bir bağ dokusu oluşur. Bir süre sonra bu cansız bölge çöker. Kıkırdakta kırık olup bu ölü kemiği kaplayan kıkırdakta soğan kabuğu gibi ayrılır. Artık kalçanın kireçlenme süreci başlamıştır.
Bu evredeki kalça eklemi ancak kalça protezi cerrahisi ile tedavi edilebilir. İşte bütün bu süreci başlatan damardaki tıkanıklık farklı sebeplerle olabilse de sebebi olarak en fazla yüksek doz kortizon kullanımını görüyoruz. Hikayemize geri dönersek, Jiangsu'daki yüksek doz kortizon uygulanmış 539 hasta, osteonekroz açısından 2007 yılına kadar yani 3 yıl boyunca 6 aylık aralarla radyografik yöntemlerle takip edilmiş. Bu 539 hastanın 139'unda femur başının avasküler nekrozu yani osteonekroz gelişmiş. Bu hastaların 27'sinin 42 kalçası cerrahi olarak tedavi edilmek durumunda kalmış. Bunun anlamı bazı hastaların her iki kalçasına, bazılarının da bir kalçasına cerrahi gerektiği şeklinde anlaşılabilir. Bu makalenin yazıldığı tarihte hastaların hepsinin ameliyat olmamış olması iki farklı şekilde açıklanabilir. Birincisi osteonekroz alanı küçüktür ve hastada büyük bir problem yaratmıyordur. İkinci ihtimal ise hastanın şikayetleri vardır ama idare ediyordur ve ileriki yıllarda yine de bir kalça protezi ameliyatına ihtiyaç duyulabilecektir. Cinsiyetin nasıl bir etkisi olduğunu sorarsanız, erkeklerin yaklaşık %40'ında, kadınların ise yaklaşık %20'sinde osteonekroz gelişmiş. Yani kortizon kullanılmış olan hastalar içinde erkekler kadınlara göre 2 kat daha fazla risk altında gibi görünüyor. Yaş grubuna göre ayırdığımızda 20'li yaşlarda %27, 30'lu yaşlarda %26, 40'lı yaşlarda %22 ve 50'li yaşlarda %6 oranında osteonekroz gelişmiş. Yani genç yetişkinler daha fazla risk altında. Bu arada çocuklarda steroide bağlı osteonekroz gelişmiyor. Bugün için COVID-19 hastalarının ciddi solunum sıkıntısı varsa yüksek doz steroid hastaların hayatını kurtaracak bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor ve kullanılmak zorunda. Biz ortopedi hekimleri de yüksek doz steroid kullanmış hastalarda kalça osteonekrozunu son bir yıldır görmeye başladık. Olayın boyutlarının nereye varacağını bilmiyoruz. Yazılı literatür henüz yetersiz. Yine saygın dergilerden Lancet, Mayıs 2020'de kısacık bir uyarı yazısı yayınladı. Hindistan Ortopedi Dergisi ise Ekim 2021'deki sayısında osteonekroz salgını mı geliyor başlıklı bir yayın yayınladı. Bunların dışında tek tek veya birkaç hastalık vaka serileri şeklinde yayınlar çıkmaya başladı. Biraz önce alıntılar yaptığım makalede olduğu gibi olayın boyutları ancak 11 yıl sonra yazılı hale getirilebilmişti. Halen içinde yaşadığımız sıkıntılı süreçten kaynaklanan problemleri de muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde bilimsel makaleler olarak görebileceğiz. COVID-19 salgını sırasında solunum sıkıntısı ile hastanede yatarak tedavi görmüşseniz ve yüksek doz kortizon tedavisi almış iseniz dikkatli olun. Osteonekrozun başlangıcında şikayetleriniz çok fazla olmayabilir. Kalça çevresi ve kasıkta olan ağrılar özellikle uyluğun önünden dize vurabilir. Ağrıyı yanlışlıkla diz ağrısı şeklinde algılayabilirsiniz. Yanılmayın, yere çömelmekte zorlanıyor ve çorabınızı giymekte, ayak tırnaklarınızı kesmekte zorluk yaşıyorsanız kalçanızı ilgilendiren probleminiz olabilir. Bu rahatsızlığın erken aşamalarında protez cerrahisine gerek olmadan kalça ekleminin kurtarılabilme şansı vardır. Fazla geciktirmeden bir ortopedi hekimine görünmenizi öneririm. Bu videoda kalça osteonekrozunun tedavisinden bahsetmeyeceğim. Tedaviyi ayrı bir video olarak yayınlayacağım. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.